Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız? Vallahi magazin gündemi gümbür gümbür. Can Yaman dün Hürriyet gazetesi bir röportaj verdi. Cengiz Semercioğlu ile yaptığı röportajda söyledikleriyle magazinde yine gündem oldu Can Yaman. Ancak bu sefer çok fazla eleştiri aldı ve almaya da devam ediyor. Gence Erkal bu libido konusunda mesela bir usta oyuncu, dev tiyatrocu Gence Erkal libido meselesi değil akıl meselesi dedi. Bu akıllı olmak, akılsız olmak meselesi dedi. Can Yaman'ı bir yerde yerden yere vurmuş oldu. Nilgün Belgün'ün keza öyle Tuğba Ünsal'ın eleştirisi, olumsuz yönde eleştirisi Can Yaman'ı kınayacak şekilde Can Yaman'ı bir yerde küçük düşürecek şekilde peş peşe eleştiriler yapıyorlar ünlüler. Can Yaman ne demişti peki? Can Yaman biz 20. bölümde sevgili olduk diyor Demet Özdemir'le ilgili olarak. Bu da yanlış anlaşıldı. Can Yaman'ın biz 20. bölümde sevgili olduk demesi yani gerçek hayatta sevgili olduk olarak anlaşıldı. Çünkü bunu açmadı Can Yaman. Belki de bilerek açmadı. Bazı sayfalar, bazı magazin siteleri Can Yaman işte sevgili olduklarını söyledi, itiraf etti şeklinde girdiler. Aşk yaşamış olabilirler Demet Özdemir'le Can Yaman ama burada söylemek istedikleri diziyle alakalıydı. Dizi karakterleri olarak sevgili oldukları şeklindeydi. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Snob yani kasıntı kendini beğenmiş olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela Hangimiz Sevmedik dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım. Yani Selen Soyder snoptu demek istiyor Can Yaman. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Selen Soyder'i eleştiriyor. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Libido yani arzu, şehvet isteği, yüksek enerji. Libidosun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Oyuncular ikiye ayrılıyor. Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Kast da buna göre yapılmalı. Yani oyuncu seçimi de buna göre yapılmalı. Ve bu söylemi Can Yaman'ın çok büyük eleştiri alıyor oyuncular tarafından. Almaya devam ediyor. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak. Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Yahu Can Yaman Allah aşkına ya oyunculukla cinsel açlığın, cinsel isteğin, cinsel arzunun yüksek olmasının ne alakası var kardeşim? Seyirciye bunlar gerçekten sevişiyor mu, sevişmiyor mu diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Bak 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 sanki cinsel isteği çok fazla olursa oyuncunun rolde kendini seyirciye sevişmek istiyor gibi anlatacak. Can Yaman'ın söylemi akıl alır gibi değil. Gerçekten öyle akıl alır gibi değil. Demet de bizim çekimimiz tavandı. Nereye bağladı işi? İşin ilginci Demet Özdemir de şu ana kadar bu konuda bir cevap vermedi. Can Yaman'ın bu söylediklerini onaylıyor gibi, kabul ediyor gibi. Belki gerçek hayatta sevgili olmuş olmalarından, gerçi ikisi de bunu bugüne kadar açıklamadı ama sevgili oldukları için Demet Özdemir Can Yaman'ı bozmak istemiyor. Onun söylediğine ters bir şey söylemek istemiyor. Ama aslında Demet'i de kullandı. Bu cümlelerle Demet de biz 20. bölümde sevgili olduk deyip kestirip atması aralarında bir sırdır onların sevgili olması. Çünkü hiç deklare edilmemişti. Onu açığa vermiş oldu. Gerçi dizi için söylemiş olsa da burada çoğu insan dediğim gibi gerçek hayat diye algıladı bunu. Selen Soyder de cevap verdi. Selen Soyder tabii ki Can Yaman'ın bu söylediğinin altında kalmadı. Çok şükür ki bugüne kadar bugün libidosu düşük ve snob bir kadın. Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük ve snob bir kadının falan filan diye aynen bu sözlerle cevap verdi. Kocasıyla beraber çekilen, Vadi İstanbul'da çekilen bir fotoğrafının altında çok şükür ki bugün libidosu düşük ve snob bir kadının falan filan diye yani Can Yaman'ın saçmaladığını ifade eden, ima eden bir paylaşımda bulundu. Can Yaman'la Selen Soyder 2016 senesinde Hangimiz Sevmedik dizisinde oynamışlardı, birlikte oynamışlardı ve
O dizi setinde iki başrol oyuncusu birbirlerine bardak fırlatmışlardı. İlk bardağı fırlatan Can Yaman'dı. İçi kahve dolu ya da çay dolu, her neyse, sıcak içecek dolu bardağı tartıştığı partnerine fırlatmıştı. Tartışma neden çıkmıştı? Tartışma rol yaparken Can Yaman'ın yürüyüşünden üzerime doğru geliyorsun, biraz dikkatli ol diye rahatsız olup Can Yaman'ı uyarmasından sonra Selen Soyder'in gel de o zaman sen yap, kolaysa gel sen yap diye cevap verdi Can Yaman. Bunlar tabii o sette olanların daha sonra anlattıkları. Ve tartışma, basit bir tartışma büyüdü, kavgaya, restleşmeye, büyük bir ağız dalaşına, sonra da birbirlerine bardak fırlatmaya kadar vardı. Ve Sezen Soyder kendisine bu resti çeken, bu kavgayı başlatan, bu şekilde davranan partnerini mahkemeye verdi. Ve 3 sene sürdü mahkeme yaklaşık. Geçtiğimiz Mart ayında neticelendi. Selen Soyder davayı kazandı ve mahkeme 87 gün adli para cezasına çarptırdı Can Yaman'ı. 7.830 lira Can Yaman ceza aldı. Gazeteciler geçtiğimiz Mart ayında, 29 Mart'ta Can Yaman'a bunu sordular. Bebek'te o kafeden çıkarken rastladılar ve Selen Soyder'e davayı kaybetmişsiniz, para cezası almışsınız, ne diyorsunuz diye, ben ödemeyeceğim o parayı dedi. Düşünün, bir hukukçu Can Yaman değil mi? Bir avukat. Ben ödemeyeceğim o parayı dedi ve kestirip attı. Can Yaman'ın röportajında, Hürriyet Gazetesi röportajında Selen Soyder'le ilgili bu sözleri sarf etmesinin o olayla ilgili olduğu, ondan intikam almak için onu hedef gösterdiği iddiaları da var. Peki, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Abone olursanız paylaşımlarından ilk önce sizin haberiniz olur. Sevgiyle kalın.